Bu arada yine ben maillere falan da baktım arada masayı silerken bir yandan. Evrim teorisi. Evet. Şöyle diyorlar. Biz başında konuştuk ya Cahil Hoca ile biraz işte dinozorlar falan filan. Gerçi biz evrim teorisinden bahsetmedik ama bunu öyle biraz algılamışlar. Biraz öyle bir şey algılıyor. Şimdi öyle bakın onu size söyleyeyim. Diyorlar ki siz insanları dinden soğutmaya mı çalışıyorsunuz? Türkiye'de, ya 2 milyar, 3 milyar, 7 milyar Türkiye'de insanı, evrim ne? Teorisiyle imanı, dini inancı, İslam'ın vahyini karşı karşıya getiren adamların, hani şunu dersen belki kabul ederim. Bütün bu evrim teoricileri müsteccel komünistler ve ateistlerdir falan. Ne alakası var? Ben bundan endişe ediyorum. Darwin'in mesleği neydi? Böyle bir şey. Darwin'in papazlık o önce tıp okumaya kalkmış. Midesi bulandığı için babası da bakmış bu bir şey olamayacak demiş. Sen git papazlık oku demiş. Yani şimdi papazlık burada tahsili esnasında bir fırsat çıkmış. Gitmiş gemiye. Bu yalnız galiba şey yapmam lazım. Karısı çok dinler. Sözümü tamamlamam lazım. Tabii. Yani bu işin üzerinde durmak gerekiyor bir kere. Çok açık. Türkiye'de evrim teorisi düşmanlığının inanan samimi bazı Müslümanlar dışında ben kesinlikle misyoner etkisiyle ortaya çıktığına inanıyorum. Hristiyan misyoner. Evet. Çünkü bu tamamıyla işte demin konuştuk aşırı 5700 yılda dünya yaratılmıştır diye bir şaşkın 18. yüzyılda bilgi böyle yani gününü soymuş. Hatta söyledim biri de üzerine gününü yazmış ya diye. 30 Ekim miydi? 9 Ekim falan 9 diye böyle yıl vererek. Saçma sapan şey bu kere İslam'ın vahyi, efendime söyleyeyim bize gelen vahiy bir narrasyon değildir bunun gibi, bir nakil değildir. Bir takım hikayelerle gitmez, bir referanstır onlara. İşte biz İsa'yı babasız Meryem'den yarattık, yaratmadık mı falan gibi referanslarla yani gider tamamen. Doğrudan doğruya siyasi rejim telkin etmez hiçbir şekilde. Bu çok açıktır. Bu din referanslara dayanır. Vahiy hakikaten imana müteallıktır. Ve doğrudan doğruya da bu meseleyle de uğraşmaz evrimle. Bizim için çok açıktır orada. Yasin suresinde Kur'an'ın kalbinde yer alır. An yekule kul feyekun. Biz ol deyince oldu demek bu yani Deus inquit sit. Bu bütün evrensel yani semavi dinlerin ortak dini. Şimdi buna iman ettiğin zaman mesele budur. Dünyanın oluşumunda evrim teorisi mi geçerli, evrimsiz teorisi mi geçerli falan o hiç girmez. Hiç girmez. Ayrıca adı üzerinde teori bu, kanun falan da değil yani. Çok açık bir şey. Her zaman için buna karşıt görüşler ileri sürülebiliyor. Ciddi oluyor, gayri ciddi oluyor. Bunları kalkıp da İslam'a inanışın şartıymış gibi. Yani bu Teksaslı papaz kafasını getirip Türk eğitim sistemine de sokuyorlar. Bu çok ayıp yani, yakışmıyor bu. Çünkü İslamiyet'te bu tip bir düşünce yok. Yani orta zamanın İslam, Müslüman alimlerinde falan bu gibi takıntılar yok. İman meselesi hiçbir şekilde tartışılmayacak, tarif edilmeyecek. İmanın verilmesi zaten Allah'ın işidir. Onun için amel edersin. Ama bu evrim teorisini öğrenmek veya öğrenmemekle ilgili bir şey değil. Evrim teorisi tabiatı anlamak, tabiatın oluşumunu anlamak, tabiatın tarihini anlamak için karşımızda bir postula mı diyelim yani? Evet. Postula, bir hipotezdir. Bir tarih hipotezdir. Evet. Bu kadar hipotez. Tabii. Fakat şunu ben söyleyeyim. Müslümanlar arasında bu evrimi dile getirmiş adamlar var. Ki bunlardan bir tanesi İlber'in meslektaşı İbni Haldun. Haldun gayet açıkça söylüyor. Biz diyor toplum için bunu söylüyor ya, yani. Yalnız toplum için değil. O bitkilerden diyor, hayvanlar, hayvanlardan işte maymunlar, ondan sonra insan. Adam adım adım mukaddime yani de bunu anlatıyor. Yani bunu ben bu evrim teorisi kavgasının yer almasını bizim bilim ve düşünce dünyamızda doğru bulmuyorum. Bunda bir şey varsa, saf dil bir yaklaşım söz konusu değilse
Bunun hatta ben misyoner propagandası. Hristiyan propagandası. Evet, bu bir empoze edilmedir. Herkes lütfen neyi nereden aldığını bir kere daha geçirsin kafasına.